Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlarımızdan birçok soru geliyor. İşte son 2 yılın sonuçlarını kapsayacak şekilde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarının olduğunu söylediler. Bunları o zamanlarda da video çekip kanala atmıştık. Birçok soru geldi, yeniden değerlendirelim. İşte bu KPSS skandalından sonra bildiğiniz üzere arkadaşlar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yapmıştı Twitter'dan. Ne demişti? 2022 KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6, 7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların ertelenmesi nedeniyle kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. Ve arkadaşlar, KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır. Ve bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için KPSS sonucu geçerlilik süresi bir sonraki KPSS ile birlikte son 2 yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır. 4 Ağustos'ta gelmişti. Bu da şöyle bir yorum yapıldı. 2021 ve son 2 yıl dediği için 2022 2 KPSS'nin sonuçları atamalarda geçerli olacak mı, kullanılabilecek mi bu puanlar diye. Şimdi arkadaşlar, İletişim Başkanı'nın demesi başka bir şey, Milli Eğitim Bakanlığı'nın demesi başka bir şey. Bu şekilde bir açıklama yapıldı ama bunun asıl muhatabı Milli Eğitim Bakanlığı. Bildiğiniz üzere atamaları Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. O yüzden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir şey demediği sürece, yani bu dediği şey zaten karma atamaya giriyor. Ne denmişti? Karma atama yapılmayacak denmişti. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı sürece, yani yayınlayacakları duyuruda, ilanda karma atama olacaktır, 2 yılın puanı geçerli olacaktır demediği sürece karma atama olmayacak arkadaşlar. Olma ihtimali düşük diyeyim en azından. Yani 2022'de sınava girenlerin KPSS puanları kullanılarak yapılacaktır. Bununla ilgili dediğimiz gibi arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamayı bekleyeceğiz. Ya şöyle de bir konu vardı. Sonuçta karma atama yapılmayacak denilmişti. Bakan Özer geldikten sonra karma atama da yapmıştı. Öyle de bir örnekle de karşı karşıya kalmıştık geçtiğimiz yıllarda. Ama arkadaşlar, bu büyük bir karmaşaya neden oldu ve tepkiye neden oldu. Hem bu şekilde bir karar vardı, hem de neden bu şekilde yapıldı diye çok yıpratıldı. Tekrardan Milli Eğitim Bakanlığı'nın ben ve Bakan Özer de görevi devam ederse bu topa gireceğini zannetmiyorum. Çünkü çok yıpratıcı olacaktır yine ve bir seçim yılına gidiliyor. Birazcık, yani bu 2 yılın puanının kullanılmasının, karma atama olmasının ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum ben. Yine de bir gelişme olursa yakından takip edeceğiz. Videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.